Sevgili Rumeli TV izleyicileri, Edirne'deki gezimize devam ediyoruz. Eko Yaşam programı olarak şu anda Sayın Onur Ökten Beyefendinin yanındayız. Edirne'deyiz, Edirne'nin üretim tesislerindeyiz. Çok seçkin ve özel bir üretim tesisi. Biz tesisinize geldik, tesisinizi dolaştık, görüntüler çektik. Bir de sizin ağzınızdan tesisinizle ilgili, üretiminizle ilgili, ürünlerimizle ilgili bilgiler alabilir miyiz efendim? Öncelikle hoş geldiniz hoş diyorum. Çok teşekkür ederiz. Rumeli TV'ye yayın hayatında başarılar hoş dilerim. Çok teşekkür ederiz. Biz fabrikamızı 2010 senesinde açtık. Yaklaşık 6 senedir üretim yapıyoruz. 2006 senesinde bağ ekimine başladık. 2010 senesinde şarap üretimine geçtik. Şarabı seviyoruz. Bağcılığı da seviyoruz. İşimizi de seviyoruz. Özellikle bölgemizin üzümü olan papaz karısı üzümüne eğildik. Özellikle. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Daha önceki vahşi dediğimiz uygulamayla yapılırdı papaz karısı Edirne'de. Biz bunu Avrupa standartlarına getirip Avrupa Birliği standartlarında bağlar hale getirdik. Ve üzümün kalitesini arttırıp dünya genelinde içilmesi mümkün olan bir şarap haline getirmeye çalışıyoruz bu üzümümüzü de. Efendim, bizler tesisimizde gerçekten çok üst düzey standartlarda makineleri çektik. Bunlarla ilgili diğer üretim tesisleriyle ilgili kıyasladığımız zaman özel çekirdeklerini ayıran, posasını ayıran ve birçok belki de Türkiye'deki tesiste bulunmayan özel makinelerle çalışmanızı yaptığınızı gördük. Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Tesisimiz bağlarımızda olduğu gibi Avrupa Birliği standartlarına uygun bir tesistir. Maalesef ki Türkiye'de pek fazla bu şekilde üretim yapan tesis olmadığı için bütün üretimi yaptığımız makine teçhizatımızın hepsi yurt dışından almak zorunda kaldık. Özellikle tanklarımızın hepsini Bulgaristan'dan aldık. Çünkü Bulgaristan bu konuda çok gelişmiş bir ülke. Şarap teknolojisi ve şarap üretimi konusunda. Diğer geri kalan yardımcı ekipmanlarımızın ağırlığı İtalyan ve İspanyol markalardan oluşmakta. Şu anki üretim kapasitemiz 2 milyon litre. İlk 2010 senesinde başladığımız zaman yaklaşık 480 tondu bizim üretim iznimiz. 1 milyon litre çıkarttık. Ertesi sene sağ olsun Edirne halkı, özellikle Edirne ve Trakya halkı sahiplendiği için bu sene 2 milyon litre çıkarttık. Tabii bunu da Edirne halkına ve Trakyalı müşterilerimize borçluyuz. Onlara teşekkürü de aklıma gelmişken şu an etmek istiyorum. Efendim, tesislerimizde tabii ki uzmanlardan oluşan bir ekip var. Onların nezaretinde çalışmalar var. Ve gerçekten de sadece Trakya, Rumeli, Balkanlar bölgesinde değil ama belki de Ege'de ya da Antalya'da ya da ülkemizin çok değişik elit kesimlerinde markamızla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili markamızı daha iyi hale getirmek için uzmanlarımız ne tür çalışmalar yapıyorlar? Çünkü biz biliyoruz ki siz burada özel bilimsel çalışmalar yaparak bu işi çok iyi bilen bilim adamlarından bilgiler alarak başlattınız. Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. Evet, şimdi 2006 senesinde biz buraya üzüm bağlarını ekmeye başladığımız zaman Türkiye genelinde bir araştırma yaptık. Bu araştırmayı da Plovdiv Üniversitesi'nden hocalarımızla yaptık. Hocalarımız bize Türkiye genelinde bizim talep ettiğimiz yaklaşık 10-12 tane bölge arasında bu bölgenin özellikle Yeniköy, Uzunköprü Yeniköy bölgesinin şaraplık üzüm için Türkiye'nin en iyi bölgelerinden biri olduğu konusunda hep beraber uzlaştık. Ekeceğimiz üzümler belliydi. Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Shiraz ve de Sauvignon Blanc. Bunların 5'ini ekeceğimiz için bu tip üzümün nerede yetişmesi bizim için önemliydi. Nerede iyi yetişeceği bizim için önemliydi. İşte yaptığımız teknik analizler ve toprak örneklerinden yaptığımız analizler. Evet, gece gündüz farklılıklarının burada yoğun olarak yaşanmasından dolayı bu bölgenin en iyi bölge olduğuna karar verdik. Böylelikle bu bölgede ekmeye başladık, üretim yapmaya başladık.
Efendim, bu kaliteli ürünleri bağlardan alıp fabrikamızda işledikten sonra tüketicinin beğenisine sunmaya hazırlandığımız bir de bir tesise biz tanık olduk. Bir restoran, özel bir restoran çalışmanız var. Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Evet. Restorantımız da steakhouse tarzında düşündüğümüz bir restoran. Kendi hayvanlarımız da var bu arada. Yetiştirdiğimiz hayvanlarımız da var. Mera hayvanıdır bunlar. Mera'da otlanan hayvanlardır. Tabii bu da hayvanın etinde gerçekten bir kaliteyi getirir. Doğallık aynı zamanda da lezzet ve doğallık katacaktır tabii. Şarabımız da bu eti birbiriyle çok iyi uyum sağlayacağını düşündüğümüz için burada böyle bir konsepte gittik. Ahşap ağırlıklı bir yerimiz. Orayı da göstermek isterdik ama şu an inşaat çalışmaları devam ettiği için gösteremedik. Burada da asıl amacımız, bölgemizde çok fazla geniş organizasyon alanları bulunmadığı için daha çok kalabalık insan gruplarına hitap eden bir takım bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Hani günlük bir restoran gibi değil de bir de şehir dışından hem ilimizi hem ilçemizi, fabrikamızı, bağlarımızı gezmek isteyecek olan misafirlerimizi ağırlamak için de kullanacağımız bir yer. Ki bir sonraki etabı da buraya bir veya iki otobüs insan geldiğinde bir gününü geçirebileceği ve akşam burada konaklayabileceği bir yer yapıp bir bütün gün insanlara şarabı A'dan Z'ye göstermek istediğimiz bir konseptin bir başlangıcı diyebiliriz. Aynı zamanda yine bölge halkına, özellikle Hafsa'ya, Edirne'ye, buradaki insanlarımıza da hitap eden bir yönü var. Herhalde özel günler için de bunu kullanabilecek. Evet. Bunu da isterseniz halkımıza buradan duyuralım. Evet, mesela en son burada bir nişan organizasyonu yaptık Hafsa'da bir arkadaşımızın. Bu tip nişan, düğün, sünnet, tabii bu tip organizasyonlar için de kullanacağız burayı inşallah. Yeşil alanımızla, bahçemizle, restoranımız, hepsini bir arada, şarabımızla tabii ki hepsini bir arada konuklara ikram edip güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Efendim, bizler verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Özellikle ben de tüm bölge halkına, Rumeli TV izleyicilerine, Edirne'deki, Hafsa'daki dostlarımıza, hemşerilerimize, hatta tüm Balkanlardaki dostlarımıza E5 yolu üzerindeki Edirne'ye uğramadan yoluna devam etmemelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim.